Samsung Galaxy S2'yi piyasaya sürdükten hemen sonra Galaxy R adı verilen bir cihaz da tanıtmıştı. Galaxy R i9103 numarasıyla da anılmakta. Galaxy S2'nin bazı özelliklerinin kırpılmış hali şeklinde karşımıza çıkıyor Galaxy R. Galaxy S2'de biliyorsunuz 4.3 inçlik bir Super AMOLED ekran yer almakta. Bu ekranın yerine Galaxy R'de 4.2 inçlik Super Clear LCD ekran yer alıyor. Ona bırakıyor yerini Galaxy R'de. Bu ekranın 480x800 piksel çözünürlük desteği bulunmakta. Her ne kadar Super AMOLED ekran kadar derin siyah renk desteği sunmasa da Super Clear LCD ekranında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu zaten videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Samsung Galaxy R, Samsung Galaxy S2 kadar ince bir cihaz sayılır. Belki Galaxy S2 ondan biraz daha ince, ancak Galaxy R'nin inceliği de hatırı sayılır. Yatsınamaz bir incelikte cebe rahatlıkla sığıyor bu cihaz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça nazik, şık, plastik bir kasada gelmekte. Cihazın arkası Galaxy S2'nin o pütürlü kapağını barındırmıyor. Bunun yerine fırçalanmış bir desene sahip bir kapak bulunuyor arkasında. Bu kapak da görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla çıkabiliyor. İçeride 1650 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bunun yanı sıra SIM kart yuvası var. 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası bulunmakta. 5 megapiksellik LED flashlı bir kamera yer almakta cihazın arkasında. Ayrıca hoparlörü de görüyorsunuz. Hoparlör yuvası burada. Kapakta da hoparlörün ses çıkışını dışarıya vermesini sağlayan bir bölüm bulunmakta. Samsung Galaxy R'nin arkası bu şekilde. Bataryaya biraz daha yakından bakarsak 1600 mAh'lik bir kapasiteye sahip olduğunu da bu şekilde onaylamış oluyoruz. Cihazın pil kapağını tekrar yerine takalım. Bu pil kapağı bir süre çıkarıp taktıktan sonra oynamalar yapabiliyor. Onu söyledim. Bu biraz rahatsız edici, ancak genel olarak konuşursak Samsung Galaxy R'nin sağlam bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ele sağlamlık hissi veriyor. Rahat bir kullanım sunuyor. Bunu söyleyebiliriz ve devam edelim. Cihazın 4.2 inçlik Super Clear LCD ekranı olduğunu söyledik. Üste bir tane kamera yer alıyor görüntülü görüşmeler için. Bir home tuşu, giriş ekranı tuşu hemen altta. Bunun yanında dokunmaya duyarlı menü ve geri tuşları bulunmakta. Galaxy S2'de olduğu gibi. Cihazın sol tarafında ses kademe tuşu var. Altta micro USB portu yer almakta. Buradan hem bilgisayar bağlantısı alınıyor hem de şarj olayı gerçekleştiriliyor. Mikrofon yer almakta. Altta görmüş olduğunuz gibi. Hemen üsteye baktığımızda üstte de bir tane mikrofon deliği var. Böylelikle Galaxy R ses bastırma desteği, dış ortamın gürültüsünü bastırıp kullanıcının, konuşan kişinin sesinin karşı tarafa daha berrak bir şekilde gitmesini sağlıyor. Böyle bir özelliği var. 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı şekilde görmüş olduğunuz gibi. Diğer Samsung cihazlarında olduğu gibi bu cihazda da açma kapama düğmesi cihazın sağ tarafına yerleştirilmiş durumda. Samsung Galaxy R'nin tasarımı bu şekilde. Ayrıca sensörlerde dikkat çekiyor ekranın hemen üzerinde. Kameranın yanında bunu söyleyelim. Ve şimdi cihaz açıp Galaxy R'nin nasıl bir kullanıcı deneyimi sunduğuna bir bakalım. Samsung Galaxy R ile birlikte karşımıza görmüş olduğunuz gibi TouchWiz arayüzü çıkıyor. Bu Galaxy S2'den de alıştığımız bir arayüz. Görmüş olduğunuz gibi 7 farklı ana ekran var karşımızda. Samsung'un özel bileşenleri de var. Bunun yanı sıra Android Market'ten indireceğiniz Android uygulamalarının da bileşenleri var. Ana ekranı bu şekilde doldurabiliyorsunuz. Ana ekran bileşenlerinin boyutları Galaxy Tab'de olduğu gibi ayarlanabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir bileşenin üzerine parmağınızı basılı tuttuğunuzda karşınıza bir bölme çıkıyor. Ölçü cihazı çıkıyor, aracı çıkıyor. Buradan bileşenin boyutunu küçültebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hava durumu bileşenini bu şekilde küçülttüm. Bu giriş sayfalarının düzenlenmesi konusunda bir esneklik sağlıyor. Samsung'un uygulamalarında genellikle böyle bir boyut ayarlama durumu söz konusu. Bakalım bunda var mı? Bunda da var. Bunları böyle şekilde 3 farklı şekilde boyutlandırabiliyorum. Yeni bir bileşen eklemek istersem ekrana basılı tutmam yeterli parmağımı. Görmüş olduğunuz gibi bileşenler, kısa yollar, duvar kağıtları, klasörler hepsi çok rahat bir şekilde
eklenecek halde Samsung Galaxy R'de TouchWiz arayüzünde. Bunun yanı sıra bildirim menüsünde Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ses ve otomatik döndürme gibi işlevlerin rahatlıkla açılıp kapatılmasını sağlayan bir kısa yol bölmesi bulunuyor. Ayrıca bildirimler alt tarafta yer alıyor. Ana ekran tuşuna bastığımda yine karşıma yeni uygulamaların, en son açılan uygulamaların listesi geliyor. Ancak şu anda telefonu yeni açtığımız için herhangi bir uygulama yok. Buradan cihazın görev yöneticisine de ulaşabiliyorsunuz. Android'in görev yöneticisi dışında Samsung Galaxy R'de de bir görev yöneticisi gelmekte. Buradan etkin uygulamaları görebilir veya yüklü olan uygulamaları kaldırabilirsiniz. RAM kullanımı bu şekilde yapılıyor. Veya sistem belirliğindeki ayrıntıları görebiliyorsunuz. RAM yöneticisine girerek hafızada gereksiz olan uygulamaları kapatabilir ve böylece hafızada kendinize daha fazla yer açabilirsiniz. Samsung Galaxy R'nin kullanıcı arayüzüne baktığımızda sayfalı bir yapıda bir kullanıcı menüsü, uygulama menüsü karşımıza çıkıyor. Burada Samsung'un sunmuş olduğu çeşitli uygulamalar mevcut. Kamera arayüzüne bakalım. Cihazın 5 megapiksellik kamerası Samsung'un alıştığımız fotoğraf çekim arayüzüyle birlikte geliyor. Bu arayüzün elemanları da sizin cihazı tuttuğunuz konuma göre ayarlandığını görüyoruz. Dikkat edecek olursanız ikonlar cihazın tutuşuna göre yer değiştiriyor. Buradan cihazın kameranın çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Veya cihazın flaşını açıp kapatabilirsiniz ya da ön kamerayı kullanabilirsiniz. Arka kamera yerine fotoğraf ve video çekim modları arasında geçiş yapabilirsiniz. Cihazın fotoğraf çekimi de görmüş olduğunuz sanal çekim tuşu yardımıyla yapılmakta. Tabi buradan yine kısa yolları düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kısa yolu atayabiliyorsunuz kamera arayüzüne. Galeri uygulamasına baktığımızda Android'in alıştığımız galeri arayüzü karşımıza çıkıyor. Tabii bir önemli olayı anlatmam lazım. Burada Galaxy S2'de de vardı. Fotoğrafları yakınlaştırmak için cihazda yer alan sensörden yardım alabiliyorsunuz. Diyelim bir fotoğraf açtınız. İki baş parmağınızı ekrana koydunuz. Ve cihazı kendinize doğru çektiğinizde fotoğraf yakınlaşıyor. Uzaklaştırdığınızda cihaz fotoğrafta daha büyüyor. Bu şekilde daha etkileşimli, kullanıcıyla daha etkileşim içinde bir gezinme sunuyor. Fotoğraf gezinmesi sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da Samsung'un Android cihazlarında sunulan TouchWiz ile birlikte sunduğu hoşumuza giden bir özellik. Bunun dışında yine fotoğrafları çeşitli yollarla paylaşma galeri uygulaması içinde sunulmakta. Bunu da geçebiliriz. Devam edelim. Samsung Galaxy R'nin bir de internet tarayıcısına bakalım. Android'in doğal internet tarayıcısı cihazda yüklü gelmekte. İçerisinde Nvidia Tegra 2 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci olduğu için Samsung Galaxy R'nin iyi bir internet gezinme performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Bu cihaz 720p YouTube videolarında düzgün bir şekilde oynatabiliyor. 1080p'de pek başarılı olduğunu görmedik ancak 720p videolara düzgün bir şekilde oynattığını gösterebiliriz. Bunu da göstermek için bir tane videoda gösterim yapalım. Örnek bir videoyu sizin için göstereyim. Adobe Flash Player 11 desteği var. Android Market'ten en son sürüm indirilmiş durumda. Ve videoyu yakınlaştıralım bu şekilde. Şu anda 360p oynatılmakta. Bunu 720p yapalım. Ve videoyu tam ekran alalım. Bu şekilde gösterelim sizlere. Şu anda yüklemede biraz problem olabilir. Çünkü bağlantı noktası uzak bir noktadayız. Ancak görmüş olduğunuz gibi video ön yükleme yapıyor. Ve görüntüler akıcı bir şekilde gösteriliyor. Yavaşlamaya bakmayın. Belirttiğim gibi bağlantı biraz yavaş. Bu da bir takım duraklamalara neden olabiliyor. Şöyle biraz daha geri alalım ya da almayalım. Tamam, video tamamen yüklendi. Evet, gördüğünüz gibi 720p videolar Samsung Galaxy R'de düzgün bir şekilde oynatılabiliyor, akıcı bir şekilde oynatılabiliyor. Bunu görmüş olduk. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy R'de normal web sayfaları da düzgün bir şekilde gezilebiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Devam edelim şimdi incelemelerimize. Android Market en güncel sürümüyle birlikte geliyor. Bu da dikkatimizi çekti. Android Market'in en güncel sürümü şu anda cihazda yüklü durumda. Göze daha hoş gelen, daha dolu, kullanıcılara neler indireceklerini daha iyi gösteren bir sürüm yüklü gelmekte. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ayarlarda
Samsung'un bazı özelleştirmeleri mevcut. Bundan da bahsedelim sizlere. Telefon hakkındaki bilgilerin hepsini buradan görebiliyorsunuz. Telefonda şu anda Android 2.3.4 yüklü durumda. Bunu da belirtelim. Cihazda Samsung'a özel bazı hub uygulamaları da bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Social Hub. Bu Social Hub üzerinden tüm sosyal ağ hesaplarınızı, bunun yanında anında mesajlaşma uygulamalarını da, hesaplarını da kontrol edebiliyorsunuz, onlara erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça zengin bir destek var. Windows, Live, Hotmail, Gmail, bunun yanı sıra Facebook, Twitter, onları eklediğim için burada gözükmeyecek onlar da var. LinkedIn var, Google Talk, Yahoo Messenger, Windows Live Messenger gibi birçok sosyal ağ ve anında mesajlaşma yazılımı, ayrıca e-posta uygulamaları destekleniyor. Bu bütün işinizi kolaylaştıracak, tüm hesaplarınızı tek bir çatı altına toplamanızı sağlayacaktır. Social Hub'ın masa üstünde giriş ekranında kullanabileceğiniz bir de bileşeni bulunmakta. Music Hub, kullanıcıların şarkı indirecekleri bir servis, ancak Türkiye'de desteklenmediğini görüyoruz ne yazık ki. Readers Hub, kullanıcıların, Galaxy R kullanıcılarının gazete, kitap veya dergileri okumalar için bir portal niteliğini taşıyor. Gazeteler Press Display'den sunuluyor, kitaplar Kobo'dan sunuluyor, dergiler de Zinio tarafından sunuluyor. Galaxy R'de yer alan 4.2 inçlik büyük ekran bu yayınları rahat bir şekilde okumaya olanak sağlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi daha önce indirmiş olduğumuz bir gazete Press Display'den 7 tane sayı ücretsiz olarak indirmenize izin veriyor. Biz de böyle yaptık, bazı sayıları indirdik. Bu Press Display uygulaması iyi bir şekilde çalışıyor Galaxy R'de. Yakınlaştırma ve uzaklaştırmalar hızlı bir şekilde karşılık buluyor. Sayfa geçişleri de oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu Galaxy R'nin beğendiğimiz özellikleri arasında yer alıyor. Belli bir ücret karşılığında da hesabınızı, üyeliğinizi uzatabiliyorsunuz ve bütün gazeteleri buradan okuyabiliyorsunuz. Mağaza bölümünde de birçok ülkeden gazetelerin olduğunu görüyoruz. Kobo'da Kobo adı verilen bir e-kitap servisi var. Ayrıca Kobo'nun da cihazları da var, e-kitap okuyucu cihazları. Bir Kobo hesabı açarak özellikle İngilizce kitapları Galaxy R'ye indirip okuyabilirsiniz. Zinio'da ise yurt dışından birçok dergi yer almakta. Genellikle yurt dışına özel bir kaynak. Türkiye'dekilerin Türkçe içerik arayanların işini ilgisini çekecek şu an için sadece Press Display var gibi gözükmekte. GameUp ise Galaxy R kullanıcılarının çeşitli oyunları cihazlarına indirip oynayabilecekleri bir alan olarak dikkat çekiyor. Android Market'te de çeşitli oyunlar var, ancak GameUp Samsung'un biraz daha işe el attığı, kendi başına bir şeyler yaptığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Burada çeşitli sosyal oyunlar var. Bunun yanı sıra paralı oyunlar da var. Bu alana baktığımızda Gameloft ve EA Electronic Arts gibi tanınmış büyük oyun stüdyolarının da varlığını görüyoruz. Bu açıdan Galaxy R oyun açısından iyi şeyler vaat ediyor. Zaten cihazda yer alan 1 GHz'lik Nvidia Tegra 2 işlemci de onun iyi bir oyun performansı sunacağını gösteriyor. AllShare adı verilen bir DLNA uygulaması var. Cihazdaki videoları ve fotoğrafları diğer televizyonlarda, DLNA'yı destekli diğer televizyonlarda oynatabilmenizi sağlıyor. Keys Air cihazın PC'ye USB bağlantısıyla bağlanmadan veya bir PC yazılımı olmadan eş zamanlanmasını sağlıyor. Özel bir dosya yönetici uygulaması yüklü geliyor Galaxy R'de. Bu da işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Bunu söyleyebiliriz. Google'un uygulamaları mevcut. Görev oluşturma aracı var. Bunun yanı sıra ses kaydedici uygulaması var. Mini günlük adı verilen kullanıcıların çeşitli günlük oluşturacakları bir uygulama var. Fotoğraf düzenleme uygulaması yine yüklü geliyor Samsung Galaxy R'de. Bunu söyleyebiliriz. Samsung Apps üzerinden de çeşitli uygulamaları indirmek mümkün cihaza. Polaris Office diğer Android cihazlarında gördüğümüz gibi Galaxy R'de de yüklü geldiğini görüyoruz. Görev yöneticisi uygulamasından az önce bahsetmiştim sizlere. Cihazda RDS destekli bir FM radyo da var. IM uygulaması çeşitli anında mesajlaşma servislerini kontrol etmenizi sağlıyor. Social App'tan erişebileceğiniz gibi buna ayrı bir bileşen de uygulama da atanmış. Bunun dışında yine Android Market'ten birçok uygulamayı cihaza indirebilirsiniz. Galaxy R'de kullanabilirsiniz. Bunu belirtelim. Bu arada Samsung Galaxy R'nin telefon aracında da, telefon uygulamasında da bazı hoşa giden özellikler var. 4 farklı sekmede tuş takımı yer almakta. Bunun yanı sıra rehber ve favoriler yer almakta. Bir telefon kaydının üzerine geldiğinizde parmağınızı sağa doğru sürüklediğinizde o kaydı arayabiliyorsunuz. Ya da sola doğru sürüklediğinizde aynı kaydı şekilde görmüş olduğunuz gibi ona kısa mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu da Samsung Galaxy R'nin esneklikleri arasında
hoşumuza giden özellikler arasında yer alıyor. Bunu söylememiz lazım. Bir de mesajlar bölümüne baktığımızda mesajları göstermesi de biraz farklı. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, e-posta uygulamalarına benzer bir gösterme sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi yatay konumda tuttuğumda cihazı e-posta uygulamalarında, e-posta yazılımlarında alıştığımız şekilde sol tarafta mesajların, sağ tarafta ise okuma bölmesinin yer aldığı bir hale dönüşüyor. Bu da Galaxy R'nin kullanıcı arayüzünün sunduğu güzellikler arasında yer alıyor. Cihazla birlikte gelen aksesuarlara da baktığımızda şekilde görmüş olduğunuz gibi bir şarj aleti geliyor. Bir tarafı micro USB. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra USB kablosu, USB 2.0 destekli bir kablo ve bir de kulaklık gelmekte cihazla birlikte. Kulak içi kulaklık, topuzlu bir kulaklık. Bu da müzik keyfini olabildiğince fazla şekilde yaşamınızı sağlıyor Samsung Galaxy R ile birlikte. Samsung Galaxy R incelememiz bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.